Herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlere hazır yaklaşmışken Black Friday'den yani Kara Cuma'dan bahsetmek istiyorum. Gelişen teknolojiyle birlikte giderek küçülen dünyada ve son yıllarda ülkemizde de kendisine yer bulan Kara Cuma indirimleri bu yıl da kendisinden epeyce söz ettirecek gibi görünüyor. Bu nedenle Kara Cuma'yı Kara Cuma yapan bütün olayların üzerinden kısaca bir geçmek istedim. Bu ve benzeri daha eğlenceli videoları izlemek, izledikçe keyif almak için lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Pişman olmayacağınıza eminim. Kara Cuma, her sene Kasım ayının sonlarına doğru gerçekleşen bir alışveriş etkinliğidir. Artık Kara Cuma ya da Efsane Cuma isimleri altında büyüklü küçüklü neredeyse bütün alışveriş siteleri indirim etkinlikleri düzenliyor. Etkinliğin etkisi internet yaygınlaştıkça ülkemizde de iyiden iyiye yüzünü arttırmaya başladı. Büyüklü küçüklü birçok internetten satış sitesi Kara Cuma ya da Efsane Cuma olarak adlandırılan Black Friday kervanına katılıyor. Peki bu Black Friday indirimleri ne zaman oluyor? Artık çoğu platformda çetin rekabet koşulları gereği kampanyalar Kasım aylarının son cuma gününden önce başlıyor. Birkaç gün sonrasına kadar da devam ediyor. Buradan hareketle çoğu internet sitesi, mağaza ve ticaret merkezinde Kasım ayının son cumasından birkaç gün önce ortamı kontrol etmek bizim için faydalı olabilir. Ayrıca indirimler takip eden pazar gününe kadar da devam edebilir. Peki, Kara Cuma'nın tarihçesi nedir? İlk ortaya ne zaman çıkmıştır? Kara Cuma, ABD'de hasat zamanı bittiğinde ailelerin geleneksel olarak birbirlerine şükran sundukları dini bir anlamda taşıyan Şükran Günü tatilinin hemen ertesi günü düzenlenmektedir. Şükran Günü ise her sene Kasım ayının 4. Perşembesi kutlanır. Yani Kara Cuma'da her sene Kasım ayının son cuma gününe denk gelir. Zamanla bu tarih ABD için yılbaşı sezonunun gayri resmi başlangıç tarihi halini aldı. Büyük markalar özel gün için etkinlikler düzenlemeye başladılar. 1950'lerde çalışan kesim cuma gününü tatil yapabilmek için hasta oldukları bahanesini çok fazla kullanmaya başladı. Bu şekilde Şükran Günü dahil 4 günlük bir izne çıkabiliyorlardı. Çalışanlar aldıkları bu izinlerle toplu olarak yılbaşının gayri resmi başlangıcı sayılan bu günde yılbaşı alışverişlerinin yaklaşık 3'te 2'sini yapıyorlardı. 1960'ların başında bu durum o kadar kontrolsüz bir hal aldı ki trafik durma noktasına geliyor, alışveriş çılgınlığı bütün insanları sarıyordu. 1961 senesinde ilk defa Philadelphia polisi Kara Cuma kelimesini kullandı. Bunu kullanış amacı ise trafiğin ve eyaletteki bütün sistemlerin o günkü yoğunluktan dolayı çökmüş olmasıydı. Peki günümüzde Kara Cuma etkinlikleri nasıl kutlanıyor? Bu tarih yaklaştığında birçok alışveriş firması açılış saatlerini normal saatlerden sabaha karşı 4-5 sularına çekiyor. Kapanış saatlerini de yine gece yarısı veya daha da geç vakitlere kadar tutarak alışverişin devamlılığını sağlıyorlar. Sabaha karşı indirimleri beklerken heyecanlanan halk kapıların açılmasıyla birlikte deli gibi mağazalara hücum ederek çılgınca bir görüntü ortaya çıkarıyor. They're gonna beat me inside that mall and keep me from getting my kids' Christmas presents. They can kiss my fat vagina. İnsanların bugün de deli gibi alışveriş yapmasını psikiyatrist Tolga Binbay bakın nasıl açıklıyor. Formüle yapın konuşuyorduk bunlar ama disosiyasyon dediğimiz bir durum var. Hani kendini kaybetme, tramp haline geçme. Bunlarda psikolojik olarak işleyen mekanizma daha çok aslında disosiyasyondur. Ve ben hani bu yaşanan alışveriş çılgınlığının sürpriz bir şey olduğunu, yani şöyle açıklayayım. İki kişi gibi düşünün. Aynı kişinin içinde iki kişinin birlikte yaşayabildiğini ama birbirinden zaman zaman habersiz
kendisine. Bence buna çok olanak sağlayan bir gün bu festivalde. Yani kendinizi kaybetmenizi, kendinizi bırakmanızı, hani kendinizden geçmenizi çok da olanak sağlayan bir kültürel atmosfer. Amerika'da önündeki 30'lardan bir yana böyle bir kültürel, yani festivalde bir taraftan kültürel bir arka planı olan bir gün. Ama günümüzün işte internet süreci, işte yaygınlaşan medya olanaklarıyla birlikte de böyle bir farklı bir yere doğru evrilmiş durumda diye görüyorum. Black Friday, time to go to the mall. Black Friday, I'm gonna purchase it all. Black Friday, it's that time of year. Black Friday is the day retail employees fear. We will show them that we are not just the best store in this neighborhood, but the best store anywhere. Because we are more than just a store. This is a team. This is a family. This is... Kara Cuma, diğer ismiyle Black Friday, dünyada bu şekilde kutlanırken bu kültüre yeni yeni alışan ülkemizde Kara Cuma etkinlikleri nasıl oluyor? Hadi biraz da bunlara bakalım. Gerizekalı yurt dışındaki insanlar, onlar gerizekalı, cabur onlar. Kara Cuma diye bir indirim yapmışlar, Kara Cuma. Bizim Cuma'mız kutsal, ne Kara Cuma'sı? O mağazalara gidip alışverişler yapıyorsunuz, gerizekalı halk. Hangi Kara Cuma? Bizim Cuma'mız bayram. Hangi Kara Cuma'dan bahsediyorsunuz? Kimler gidip buradan alışveriş yapıyor? Amerikan manyakları. Ben bir kelimeyi kabul etmiyorum. Kara Cuma olamaz. Cuma'mız bizim bayramımız. Bayram. Hadi bay bay. Umarım Black Friday olması gerektiği gibi dev indirimlere sahip olan bir organizasyon olarak ülkemiz kültüründe konumunu alır. Bu şekilde uygun indirimlerin olduğu bir günün olması hepimiz için bence güzel bir avantaj. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha keyifli videolarda görüşmek üzere.